Sefer beni gurbete Nedir mesela? Yarım kalan bir işi bitirmek, yani barış. Anladığım o ki devletin yumruğu bu defa masaya indi Zeyno Hanım. Devlet çağırırsa gideceğiz. Bu defa zorluk çıkarmazsanız iyi olur Reşo. Boynumuz koldan ince. Kim bu kız? İpek. Hani vardı ya. Hatırladım. Ben o kızı seviyorum be Zeyno Ana. Nasıl diyeyim? Kısmetse... Madem öyle, çağır gelsin. Biz mi gideceğiz gelin hanımın ayağına el öptürmeye? Ben nasıl gideceğim o eve? Gitme, burada kal. Mecburum Murat. Böyle olmaz kaçar gibi. O zaman başın dimdik git. Korkma. Her şey yoluna girecek. Seni seviyorum. Ben de seni. Herkesin acısı bitecekse, ocaklar sönmeyecekse, bir daha çocuklar yetim kalmayacaksa, nefret bir daha kalbimize uğramayacaksa, ben Zeyno kadın olarak aşiretim adına derim ki sözümüz sözdür beyler. Barışı bozan biz olmayız. Barış bizim de sözümüzdür. Ve de sözümüz Zeyno'nun sözünden daha değersiz değildir. Kanunlar ne derse desin benim gözümde bu mallar size ait. Ya size ait şeylerle sizin dışınızda bir hayat kuramam. Ben yeni bir hayat istiyorum. Peki nedir bu yeni hayat dediğin kızım? Kendi ailemi kurmak Zeyno Ana. Kendi evimde çocuklarımla birlikte. O kadar mı kopmak istersin bizden? Ya anlasana abla, Elif evlenmekten bahseder. Yeni bir hayat dediği bu. Hoş geldin kızım. Sefa getirdin. Hoş bulduk efendim. Amcam Hakkı. Merhaba gelinim. Merhaba efendim. Beni niye vurdun Zeliha? O 3 kuruşu vermemek için mi? Korktuğum için. Korkum bizi ele verecekti. Herkes korkar. Eskiden pek bir atıp tutardın. Bak şimdi sen de korkuyorsun. Korku neymiş anladın mı? Bırak beni Ökeş. Ne istersen veririm. 200.000 dolar. Bu izdivaç için Reşo ağamızın kızı Zelha'yla Zeyno'nun yeğeni Cemo uygundur. Olmaz öyle şey. Ben bu yolu sevmedim. Benim Cemo sözlüdür. Düşünün hele ağalar. Başka bir çare gerekir. Olmaz öyle şey abla. Bunu Cemo'dan isteyemeyiz. Perişan ederiz oğlanı. Biliyorum. İpek ne olacak? Dün çağırtıp el öptürdük, bugün güle güle mi diyeceğiz? Üstüme varma Hakkı. Peki baba. Sen sıkma canını. Madem öyle karar verilmiş. Cemo'ya şimdilik bir şey söylemeyeceğiz. Nasıl, bir de saklayacak mıyız? Ben İpek'le konuşana kadar evet. Ne konuşacak İpek'le? Ne konuşacağımı biliyorum da... anlatabilecek miyim onu bilemiyorum. Dehşet dengesi dedikleri bu mu? Aptalca ama öyle. Ne geldi aklıma biliyor musun? İnsanların adak olarak tanrılara sunulduğu eski çağ ayinleri. Cemo ve İpek bu adaklardan farksız. Hatta Zeliha bile. Ben gideyim. Cemo'yu sakinleştirmek çok zor olacak. Bu mümkün değil Zeyno ana. Ya aşiret ne karışır buna? Kim kiminle evlenecek onlara ne? Barış'ın diyeti bu mu onun? Faturası Cemo ile Zeliha'ya mı kesildi? Eski bir adet. Düşmanlar kısım akraba olsun. Olsun ki birbirinin canını almasın diye konmuş. Zeyno ana, ya barış insanların daha mutlu yaşaması için değil mi? Mutsuzluk içinde bir barış neye yarar? Tamam tut ki Cemo ile Zeliha evlendi. Bu ne biliyor musun? Ya iki uygunsuz insanın zoraki beraberliği. Bu yine bir savaş. Onlar göz göze geldikçe bu savaş yine alevlenecek. Nerede kaldı barış o zaman? Haksız mıyım? Haklısın. Ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Cemo mecbur. Evlenecek Zeliha'yla. Cemo oğlum. Bir şey söylemez Zeyno ona. İpek'e ev hediyesi almıştım. Size göstermek istedim. İçine çiçek koyuyorlar bunu. Kır çiçekleri. İpek kır çiçeklerini çok sever. Demet demet çiçek. Cemo. Cemo yapma. Bula bula beni mi buldunuz? Beni mi kurban seçtiniz? Gitme Cemo, gitme. Abla ne oldu Cemo'ya? Elif'le konuştuklarımızı duydu. Tamam ben onu bulurum. Maho, evdekilere söyle buldum Cemo'yu merak etmesinler. Nasıl olduğunu bilmiyorum daha. Ya bulduk dediyse bulduk işte oğlum, bir de sana mı dert anlatacağız? Hadi yallah. Nerede cin fikirli var beni bulur ya. Buyur Hakkı. Hele tek başına içmek var mı yeğen? Amca. Otur otur. Keskin sirkenin zararı küpüne. Uzat bakalım şu elini. Mahmut. Bilal. Ne varsa getir. Bir de şu arkadaşlara söyle bu gece sakın ha Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar diye başlamasınlar. Yeni bir havasında değildi. Anladım o. Ha şöyle neşeli neşeli bir şeyler ha. Hadi koçum. Başımla ağam. Hadi bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Dumanlı dağlar yok başka bir şey çalın. Neşeli bir şeyler çalın. Ağam çok affedersin. Arkadaşlar ters anlamışlar. Çeviririm onları tersine görürler günlerini. Hadi bardak getir. Başımla ağam. Hadi bakalım. Bana ele geliyor ki Cemo. Bu gece seninle Allah'ına kadar içeceğiz ha. Diyelim Zeliha ile Cemo evlendi. 3 gün sonrasını düşünsene baba. Düşünecek yanı kalmadı. Bu iş çıktı bizden. Hayır baba, çıkmadı. Sırf bu evlilik yüzünden Zeliha mutsuz olsa, acı çekse gözünü kapayacak mısın? Aynını Zeyno yapabilecek mi? İçin için kaynamaya başlayacaksınız. Ve günün birinde bela mutlaka patlak verecek. Bu barış sakat doğacak baba, sakat. Alo. Hediyemi aldın mı Zeliha? Düş yakamdan ökeş. Yakamdan düş. Hayvan herif, hayvan. İhanet nedir bilir misin Zeliha? İhanet, elinde tuttuğu o kara saplı bıçak gibidir. Döner dolaşır, eninde sonunda mutlaka sahibini bulur. Yeter! Yeter! Hadi bakalım İlgen. Anlat bakalım sonra ne oldu? İpek'e ev tuttum. Eşyası geldi İzmir'den. Bugün yerleşti. Öyle iyiydim ki. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Şimdi ne yapacağım? Bana bir akıl ver amca. Ne yapacağım ben? Bak, ablamın bir lafı vardır Cemo bilirsen. Akıl dediğin bir acayip hayvan. Ben ne diyeceğim İpek'e? Nasıl bakacağım yüzüne? Ben İpek'ten vazgeçemem amca. Oğlum sana vazgeç diyen yok. Dur hele daha her şey bitmedi. Gel bakalım. Ya amca ne diyorum sana? Ha öldürmüşsün beni, ha götürüp damat diye Reşo'nun kapısına atmışsın. Fark yok. Zeliha mıdır nedir o yılan gözlüğüyle ne işim olur ben? Dur bakalım. Hoş geldin. Sürpriz. Bir yere mi gidiyordun? Havaalanına. İlaçlama yapacağız. Arkadaş gelip alacak. Bilseydim geleceğini iptal ederdim. Sen ne yaptın? noter, banka, avukat, ticaret sicil. Çok yoruldum vallahi. Evdekiler nasıl? Ya daha önceki gün şurada barış oldu diye sevindik, bak neler oldu. Cemo'yu zapt etmeye çalışıyorlar tabii. Zeliha ne diyor bu işe? O sessizce kabullenmiş gibi. Zeliha ama. Garip değil mi? Sessizlik ona hiç uymuyor. Bak, her şeye rağmen barış için asıl büyük tehdit ne Cemo ne de Zeliha. Kim? Biz. İkinci bir faciasını asla kaldıramayız. İlişkimizin çok önceden başladığını anlamamak için aptal olmak gerekir. Yapılacak bir tek şey var. Birileri gelip bizi bulmadan ortaya çıkmak. Zaten artık beklemenin de anlamı kalmadı. Bence de. Hadi. Bu sefer de sen bana evlenme teklif et. Yanlış anlama. Sürekli aynı teklifi yapmaktan bıkmış falan değilim. Peki. Murat Bey. Eğer bugünlerde bir maniniz falan yoksa ve size çok ama çok rica etsem, benle evlenir misiniz? Peki, olur. Celal, beni almaya geldi. Bugün yalnız uçsa olmuyor mu? Maalesef. Patlama Celal, geliyorum. Seni seviyorum. Ben de. Hoşça kal. Dikkatli ol. Oğlum nerede kaldın ya? Ağaç aldık burada ya. Geldim be, geldim. Tamam ağaç ucusunu anladık da bu kadar da bekletilmez ki. Yürü hadi yürü, konuşma fazla. Uyuz oldum. Az kalsın gelip bakacaktım ne var diye içeride. Ne mi var? Dünyanın en güzel kadını. Hadi lan sen de. Sen burada bekle. Peki ağabeyim. Zeyno Hanım, hoş geldin. Buyurun oturun. Sağ ol kızım. Hiç vaktim yok. Siz iyi misiniz Zeyno Hanım? Bir terslik mi var? Yoksa Cemo'ya bir şey mi oldu? Hayır. O halde ne? Cemo ile evlenemezsin İpek. Bu imkansız. Memo, aç kapıyı. Cemo ve ben. Neden evlenemeyiz? Anlamıyorum Zeyno Hanım. Bu ne demek? Cemo seninle evlenemez. Ama biz daha geçen gece... İmkansız İpek. Bir gecede Zeyno Hanım. Bir gecede ne değişti söyler misin bana? Seninle ilgisi yok kızım. Peki neyle ilgisi var? Baksana bana. Yüzüme baksana. Halimden memnun görünüyor mu? Kolay mı söyleniyor bu sözler? Öyle mi geliyor sana? Daha geçen gece hepiniz bana dediniz ki... Nasıl diyeyim? Ben o gece adeta sizin gelininiz gibiydim. Keşke hep öyle kalsaydı. İpek zorlama kızım, zorlama. Bu yürek, bu namussuz... Ne kadar zorlarsan o kadar acır. Siz nereden bileceksiniz? Öyle bir bilirim ki. Neden Zeyno Hanım? Bir sebep, tek bir sebep. Cemo başkasıyla evlenmek zorunda. Başkası mı? Cemo ve başkası. Yani bu kadar basit. Hayır değil. Bir sebep Zeyno Hanım, bir sebep. Mantıklı açıklamadan vazgeçtim. Dünyanın en saçma sebebi de olsa bana tek bir sebep. Sebep mi istiyorsun? Peki, hadi bin arabaya. Rota 020 Kuzeydoğu. Tamam. Efendim? Muratcığım, çiftliğe dönüyordum da birden aklıma geldi. Uçakta hostes falan yok değil mi? Hostes yok. Bizim Celal var. Ondan da olsa olsa host olur. Host. Anlat bakalım Gökler Fatih. Keşif uçuşu nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Orada mutlu musun? Çok. Ya. Uçmak harika bir duygu. Nasıl? Seni öpmek gibi. Sonra? Sonra bulutlara karışmak. Sonsuz mavilikte yaşamak. Ya da hep bir şarkının içinde. Öyle güzel ki müthiş bir duygu. Baştan çıkarıcı. Reklam filmi gibi konuşuyorsun. Ya çekilsenize. Çekilin. Ne oluyor orada? Yok bir şey, yok bir şey. Koyunlar var diyor onun üstünde. Murat, neden sustun? Ne bileyim. Lafa birden pat diye koyunlar karışınca. Ya kusura bakma. Neyse, inince beni ara, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de. Memo, kurşunu ver. Neden geldik buraya? Bedir. Teyze oğlumdu. Bir gün tarla dönüşü yolunu kesip vurdular. Mahmut, amca oğlu, çarşının ortasında infaz edildi. Mustafa, Yahya'mızdı. Onunla birlikte öldü. Ve daha nicesi. Bir oradan bir buradan. Hepsi kan davasında öldü. Cemo düşmanımızın kızıyla evlenecek. Evlenince barış olacak. Bu kan davası bitecek. Anladın mı? 70 yıllık kan davası bitecek. Telefonda konuştuğun kimdi? Sır mı? Sayılır. Bulutlara karışmak, sonsuz mavilikte yaşamak. Bana bak. Bir gün birlikte uçalım sevgilim. Sadece sen ve ben. La 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 la. İnelim aşağı, ben sana sormazsam. Anlatacak mısın? Hayır. O kadar ciddi ha? Çok ciddi. Tamam. Suruluk yok. Arkadaş değil miyiz oğlum? Şurada kadar birliği yapıyoruz. Adı Elif. Buralı mı? Hayır. Nerede tanıdın? Yaz başıydı. Sıcak berbat bir gün. Fabrikadan çıktım. Şehirdeki işleri hallettim, eve dönüyordum. Terden de gömleğim sırtıma yapışmıştı. Baktım yolun ortasında bir kadın. Hüküm başka yerde kesildi. Çok yukarıda. İşe devlet karıştı. İnfazı bize düştü. Başka insanlar ölmesin diye, akan bukan dinsin diye Cemo o kızla evlenmeye mecbur İpek. Seni bırakmaya mecbur. Lakin inan bana, Cemo senden daha perişan. Cemo'nun kalbi mahşer yeri. İnan bana kızım, şimdi Cemo gördüğün ölülerden daha ölü. Onu seviyorum. Onu severken başka biri. Kendimi hiç olmadığım kadar güçlü hissediyorum. Hey, bu da ne? Ne oldu? Aşağı bak. Sis bulutu, aşağısı görünmüyor. Lanet olsun. Üstümüze geliyor. Birazdan burnumuzun ucunu göremeyeceğiz. Hava raporunda yoktu. Nereden çıktı? Ne bileyim ben? Cemo! Yiğenim, ne yapıyorsun sen orada? Bu nehrin suları amca. Bugüne kadar kaç aşığı yutmuştur? Duyamıyorum Yiğenim, yanıma gel desene. Kendimi atarım diye mi korktun? Yok canım, niye atasın? Sen aklı başında bir adamsın, hele değil mi Cemo? Gerçi aşık adamın aklı ne kadar başındadır, o da ayrı mesele ha. Gel hele gel. Gel ha, yanıma gel, bak ne anlatacağım sana. Bizim bir haydar vardı, Mapus damında. Saz çalar. Aşık vesele hasta. Onu nakletmişti. Veysel demiş ki, seversin evlenirsin karın olur, seversin evlenemezsen kara sevdan olur. Kapalı. İyi misin Cemo? Ben bir defa aşık oldum. Hapse düşmeden evvel. Bir keçe ustasının kızı. Kapısının önünden günde 3 defadan az geçtim mi işim rast gitmiyor ha. Sonra amca? Sonrası sağlığın. Ben hapse, kocaya. Duyunca ne oldu biliyor musun sen Cemo? Bela ha. Resmen bela arıyla. Önüme gelene sataşıyem. Canım ele yanmakta ki dayak yemek isteyem. Eşek sudan gelene kadar bir dövseler beni. Aha nasıl rahatlayacağım anlatamam sana. Ama yok. Yok anasını satayım. Ağasın ya sıkmıyor tabii. Herkes korkup kaçıyor senden. Akalık şeymiş, aha o gün anlamışam Cemo. İnsana az tadıyla dayak dahi yedirmiyorlar ha. Bir daha hiç aşık olmadın mı amca? Cemo sen kafayı mı üşütmüşler? Mapusta kime aşık olacağım oğlum, gardiyana mı? Ya Elif abla. O mesele başka. Yani Elif ablayla evlenmek istiyorsun ama... Ben hakkımı isterim Cemo. Elin adamıyla evlenemez Elif. Evlendi mi namusumuza leke düşer, bu böylece biline. Ama ablamıza bunu bir türlü anlatamadım. Düşün zordur işi. Yürü dönelim eve Cemo. Soğuk hava üşüteceksin. Gel. Böyle devam edemeyiz. Bu resmen kör uçuşu. Aşağıyı görüyor musun? Çok az. Bir düzlük var. Alçalıyorum. İnecek misin? Mecburen. Seni ellerimizle Elif yengemize teslim etmek boynumuzun borcu. Yoksa canıma okurum. İstersen etme. Nikah şahidimsin. Sen. 250 fit. 240. Hazır mısın? Hazırım. 230 fit. Bırak saymayı, sıkı tutun. 210 fit. Hadi inelim. Neredeyiz biz ya? Bilmiyorum. Böyle gidelim. Neredeyiz? Bırak bakınmayı, yürü hadi. Neredeyiz? Bırak bakınmayı dedim, yürü hadi. Telefon da çekmiyor. Neredeyiz böyle? Karşıda birileri var. Gel hadi. Nöbetçiler niye azaldı? Bahçe niye boş? Sabah baktım, arka tarafta kimse yok. Efendim? Niye herkes bir tarafa takıldı ha? Konuşsanıza! Ama biz sandık ki... Ne sandınız ula? İyi ki barış oldu. Hepiniz gevşediniz. Gevşemek yok. Meydanı boş bırakmak yok. Anladınız mı? Başla. Savaşta kuvvetli olacaksın. Ama barışta daha kuvvetli olacaksın. Yoksa onun adı barış olmaz. Boyun ekmek olur. Boyun egince de hiç bakmazlar gözünün yaşına, koparırlar kafanı. Anladınız mı beni? Akbet herifler. Anladım. Daha sonra. Şimdi beni iyi dinle. Daha sonra dedim. Yerimi biliyorsun. Daha önce geldiğin yer. Hemen gel. Bekliyorum. Yalnız gel. Yanında birini görürsem önce seni gebertirim. Babam burada, gelemem. Gel dedim mi geleceksin. Yoksa sen bilirsin. Zeliha. Geliyorum baba. Alo. Alo. De yıkılın karşımdan. Gözüm görmesin. İlgilen şunlarla biraz. Fena olacağız. Hepsi ayrı telden çalayım. Ne yapmışlar? Biat etmemişler. Hepsi yan gelip biat değil. Mesele de bu zaten. İlgilen demişten vardır bir sebebi. Tamam ilgileneyim de baba, sabahtan beri kırıp geçiriyorsun ortalığı. Anlamadım ki ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı var Zeliha. Maşuramda. Göğüs kafesimde. Kalbimi sıkıştırıyor. Doktor çağıralım mı sana? Değil kızım, doktorluk değil bu. Demin kiminle konuştun sen? Veteriner aradı, atı bir göstereceğim. Nesi var atın? Bilmiyorum, huysuz, karnı taş gibi. Ben gidiyorum veterinere baba. İyi git bakalım. Başçavuş Enver. Ne? Nerede? Komutanım. Bir dakika, komutanımı veriyorum. Üsteğmen Ali. Tamam, sakin olun, dinliyorum. Tam olarak yerini tarif edin. Evet. Evet, 2 kişilik uçak. Tamam, anlaşıldı. Uçakta 2 kişi var. İsimleri? Evet. Diğeri? Ne? Murat. Reşo'nun oğlu Murat. Anlaşıldı, tamam. Yürü başçavuş. Emredersiniz komutanım. Sınır devriyesine haber verildi komutanım. Olay yerine intikal ediyorum. Mayın arama ve sıyı ekibine ihtiyaç var, tamam. Anlaşıldı üsteğmenim, tamam. Konuştum İpek'le. Ama nasıl konuştum, gel bana sor. Kız öyle bir baktı ki yüzüme. Benim diyen yürek dayanmaz. Bu konuşma sana bir şey hatırlattı mı Zeyno Hanım? Hatırlatmaz mı? ...25 yıl önce sana ve İhsan abiye yapılanları... ...şimdi siz İpek'le Cemo'ya yaptınız. Şu veya bu nedenle. Haklı veya haksız ama yaptınız. Oo Elif Hanım. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Hoş bulduk Hakkı. İşleriniz nasıl, yolundadır inşallah. Sen beni iğnelemekten vazgeçer misin lütfen Hakkı? Ya izin ver bana gideyim Zeyno Ana. Yapma be kızım. Geç Hakkı sen de şöyle hadi. Ya kızmayın canım, şaka ettik. Selam. Mahap koçum, okul nasıl gidiyor? İyidir. Hoş geldin. Cemo nerede? Çoktan öteki dünyayı boylamıştık. Vallahi beni bırakıp gitti. Türk ve Müslümanım. Mecnun gibi zavallı, oradan oraya atıyor kendini. Bir iş için Bizans'a gidiyorum. Kara Murat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz. Ulan Maho. Şöyle bir 10 yaş büyük olaydın. Sana ne biçim bir kısmet vardı ya, kaçırdın ha. Aziz dostumuz, Efsane Osman'ın yakında Osmanlı hükümdarı olacağını sizlere şimdiden müjdelerim. Çok gizli tutulmasına rağmen... Erişenler geldi ablamı almaya. Ağır hasta olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Geç kaldın. Senden başka işlerim de var. Hayırdır başçavuşum? Gerçi bu telaş pek hayra alamet değil ya. Doğrusunu istersen Reşo. Söyle çabuk. Bir haber aldık. Ne haber? Sınıra yakın yerde. Mayınlar ağzı. Bir uçak. Murat. Murat'ım oğlum. Oğluma bir şey mi oldu? Olay yerine gidiyorum. Gelmek istersen... Değil mi Murat'ım? Bilmiyoruz. Bana doğruyu söyle. 2 kişilermiş. Biri mayını basmış. Öbürü yaralı. Hangisidir bilmiyoruz. Benim canım olsam. Buradayım işte. Bak burada. Benim canım al. Ne istedin Murat'tan? Ne istedin? Gidelim Reşo. Ev yemeklerini özlemişim. Aferin sana. Paradan ne haber? Bulmaya çalışıyorum. Birkaç gün izin ver. Beni oyalama. Oyaladığım falan yok. Belli mi olur? Ruhuna işlemiş senin. Vurma! Sen vururken iyi miydin? Sırtımdan vururken. Beni vurursan zırnık alamazsın. İlk fırsatta beni öldürmeye kalkacağım. Bilmiyor muyum? Ama başıma bir şey gelirse. Ufacık bir şey. Her şeyi yazıp bıraktım. Bir zarfın içinde. Zarf emin bir yerde. Yediğim bütün lazım. Kemal'i öldürtmeni. Hepsini. Bana bir şey olsun. O zarf doğru savcıya gidecek. Artık gerisini sen düşün. Önce babam vurur seni. O yüzden bana iyi bak Zeliha. Üstüme titre. Titre ki sonunda geberen sen olmayasın. Gel bakalım. Uzak durma öyle. Dokunma bana. Öyle bir dokunacağım ki. Kaç zaman geçti haberin var mı? Neredeler? İleride mayınlı bölgede komutanım. Kimseyi yaklaştırma. Emredersiniz komutanım. Kımıldama! Murat! Murat kımıldama sakın! Orası mayınlı bölge! Öyle kal Murat! Öyle kal, seni kurtaracağız! Duydun mu? Seni kurtaracağız! Celal! Murat kımıldama! Celal! Yol verin! Bir bu eksikti. Çavuş. Emret komutanım. Gelenleri yaklaştırma buraya. Emredersiniz komutanım. Yaklaşmayın. Daha fazla yaklaşamazsınız be. Allah'a ısmarladık Zeyno Hanım. Hakkını helal et. Delinin zoruna bak. Helalleşmek de nereden çıktı kızım? Evine gidiyorsun. Ne de olsa gelindir. Hem ağlayacak hem gidecek. Geline iyi bakın. Damat. Ben bir şey demeyeyim artık. Sen beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum Hakkı amca. Merak etme. Yeğenim bana emanet. Doğrudur. Önce Allah'a sonra sana emanet. Emanetine gözüm gibi bakacağım. Koçum. Hadi canım benim. Hadi bakalım. Hakkı amca. Zeyno Hanım. Gitmeden evime gelecek mi? Çok gelmek isterim. Muhakkak bekliyorum. İnşallah Eda'cığım. Tamam mıyız? Tamamız abla. Hadi bize müsaade. Kalın sağlıcakla. İdal, geç öne. Kocanın yanına otur. Yaprak dökümü böyledir. Bir başladı mı gerisi gelir. Hadi. Size bütün şerefini... Zeyno anası yeğenimizi de yolladık hayırlısıyla ha. Sırası gelen gidiyor. Sayın seyirciler, şimdi aldığımız bir son dakika haberini veriyoruz. Bugün saat 11 sularında Şanlıurfa Havalanı'ndan kalkan özel bir keşif uçağı yoğun sis nedeniyle Suruç ilçesi Suriye sınırı yakınlarında mayın döşeli bir araziye zorunlu iniş yapmıştır. Alınan ilk bilgilere göre uçağın pilotu Celal Akgün'ün mayın tarlasında hayatını kaybettiği, Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden Kerimoğlu ailesinin ziraat yüksek mühendisi oğlu Murat Kerimoğlu'nun da yaralı olarak mayınlı bölgede... Bu Reşo'nun oğlu Murat değil mi? Evet o. Şu anda kurtarma çalışmaları sürmekte. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Elif nerede? Elif abla gitti. Nereye gitti? Oraya gitti. Murat abi. Söyle komutan. Murat ölmedi de bir şey söyle. Ölmedi. Yaşıyor. Sakin ol ama tamam mı? Sakin. Murat! Murat! Oğlum! Oğlum! Allah'ım çok şükür. Reşo dinle. Murat henüz kurtulmadı. Mayınlı bölgenin ortasında. Yaralı. Şu an hareket etmesi imkansız. Biz de yanına gidemiyoruz. Evet. Ama ona ulaşacağız. Mayın arama dedektörleriyle uzman bir tim yolda. Soğukkanlı olacağız, anlaşıldı mı? Soğukkanlı. Murat! Murat! Baba! Tanrım! Allah bağışlamış seni bana. Baba uzak dur buradan. Yaraların kötü mü? Çok değil. Kurtulacaksın. Birlikte gideceğiz buradan. Aslanlar gibi. Birlikte gideceğiz. Duymuş musun sen babanı? Murat! Ya birlikte gideceğiz, ya birlikte öleceğiz. Gel, gel. Efendim Cemo. Alo. İpek. Saatlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Biliyorum. E neden açmıyorsun telefonu? Kendime gelmeye çalışıyorum. Konuşalım mı? Ne konuşacağız Cemal? Konuşacak bir şey kalmadı ki. Zeyno ona anlattı hepsini. Zeyno Hanım? Ne anlattı sana? Her şeyi. Olsun, biz konuşalım yani. Şimdi olmaz. Ama İpek... Yalnız kalmak istiyorum Cemal. Hiç değilse bir süre. Lütfen anla. Kendine iyi bak, kapatıyorum. İpek, İpek dur kapatma. Hoşça kal. Burada. Murat, sakın ölme. Şimdi değil, anladın mı? Sakın ölme. Dayan, kurtulacaksın. Ne bekliyoruz Teğmen'im? Bir şey yapın ne olur. Mayın tarama ekibiyle sağlık ekibi yolda Elif Hanım. Onlar gelmeden hiçbir şey yapamam. Murat, şimdi gelecekler kurtarmaya seni. Dayan. Elif abla! Bırakın onları! Elif abla! Elif abla! Nerede? Murat abi! Hayvan sen! Cemo'yla evlenince beni boşlamak yok, tamam mı? Cemo bilse ki babasını öldürten karıyla evlenir. Ne barış olur, ne bir şey. Cemo'ya kalmaz, önce baban vurur. Reşo'a elleriyle vurur. Tıpkı beni vurduğum gibi. Öyle bakacağına kalan parayı denkleştir. Sabrımı taşırma. O muydu? Evleneceğin adam. Hani bana ismini sonra söyleyeceğin adam. Murat mıydı o? Oydu. Yeah.